Sabır, sabır, sabır. Nereye kadar dedi Nuriye Hanım, resti çekti. Ev mev yok artık, bizi karıştırmayın bu işe dedi. Dün neler yaşandı hatırlayalım. Beş gün sonra ne olacak? Oturup şöyle bir ailece dördünüz. Bir oturup konuştunuz mu? Ya bunu zaten sürekli konuşuyoruz zaten, sıkıntı yok. Ya bunda bu kadar büyütecek şey diyor. Havanın nerede de kırkı çıktıktan sonra gideceğiz. Hayır, burada, gideceksiniz de. Burada kalacak bir şey yok. Gidilecek. Ne oldu ev? Gidilecek diyor kayınpederim. Gidecek misin? Ben gidersem annem bile gider. Hiçbir yerde kalmayacak havanın. Benle birlikte otelde kalacak. O ev serilecek. Otelde kalamam. Birlikte kalacağız. Ev ben babam gitti kaldı. Evine geçecek. Otelde niye kalmıyorsun havalı? Memnun'da kalmam. Kalır. Karaman'da. Otelde niye kalacağım? Annemin ablamın evi var ki. Eşin yok gene sen evli bir nikahlı mısın? Olabilir. Çok gidip kaldınız, kalmadığınız şey değil ki. Yok o değil yani. Şu an şu durumda nasıl kalacağım? Hadi o ev bir ay sürdü. Bir ay sürsün, bir ay kalırım. Şimdi benim nikahlı eşim. Ev ortak bir çocuğumuz var. O çocuk ister istemez beni de arayacak. İster istemez beni de arayacak. Ben o çocuğu da görecek. Akşam ben o çocuğun yanında uyumak isteyeceğim. Nasıl olacak? Önceden tutacaktın o zaman evi. Olmaz. Olur. Ben babam gibi kalırım. Evimiz yok mu? Ev tutulası alır. Ev tutuldu. Serilesi alır. Atıyorum 2 gün, 3 gün, 5 gün, 10 gün. Fark etmez. Otelde kalırız. Kalamam otelde falan. Otelde kalırız. Ondan sonra ev serildikten sonra geçer evine. Tamam. Ondan sonra kendi düzenini, kendi rahatını kafasına göre düzenler, çizer, krokeler hepsini yapsın kafasına otelde göre. Otelde kalmanızdaki sakınca ne? Kalmam. Ama otelde bak senin dediğin olmaz. İşte o zaman çabucak ev dizilir. Çocuk otelde nereye kadar duracak Murat? Evet. Otelde çocuğa kim bakacak? Sen ev dizileceği için mi diyorsun bunu? Burada olsan kim dizecek evi? Hı? O zaman da evinde, otelde oturursun çocuğunun başında. Buradayken diyorsun ya, ben buradan gitmem ev dizilmeden. Hı. Sen çocuğunla buradayken orada evi orada kim evi dizecek? Kim dizecek? Orada çocuğa kim bakacak? Annem bakar. Tamam mı? Annem bakar. Annemgile gitsem annem bakar zaten. Tamam. Hayır, o da diyor ki gündüzleri bırak. Yani sabah getirirsin annene bırakırsın, akşam alırsın. Olmaz. Sevim Hanım'dan mesaj var değerli izleyicilerimiz. Ev serilmeden Havva Nur kesinlikle gelmiyorsun. Zaten baban çocuğu evde istemiyor. Sakın ha, başka yerde kalmayacaksın. Yani başka yer sizin ev. Biz biliyoruz. O çocuğu ne eve katar ne de bakar. O kadar da vicdansız değilsin. Ben gelseydim doğuma. İşte bak Murat'ın anası geldi. Benim annem o yüzden gelmedi. Ben gelmedim. Niye gelmedi? Gelseydi. Beyaz tahtayı da getirin. Bir de kalem verin. Şartları matları komple yaz buraya. Hadi. Hadi aşkım benim. Hadi kurban oldum. Tamam listelesen. Hmm. İstediklerinin hepsini yapalım hadi. Hmm. Senin önünde... Ne olacaksa artık olsun senin ya. Onun, senin önüne koleyiz. Şöyle bak. Senin önüne koleyiz. Hadi. Hadi bekliyoruz. Şartlarını say. Hadi dizde çöktün bak ayaklarını. Hadi. Annem de hizmetin hazır, babam da, ben de. Benim baba. Ailem komple hazır bak hadi. Önüne diz çökelim hadi. Ha bana sorsanız ana neredeyse çocuk orada derim. Çünkü ya o bir aylık daha çocuk, 40'lı çocuk anadan ayrılır mı? İşte kafa olsa, beyin olsa. Tamam ama Murat'ın teklifi güzel şu an. Tecrübeli bir anne olsa, bir bayan olsa konuşmaz yani. Ben şahsen konuşmam. Seni bilmem de. Karaman'a gittiğim zaman o çocuğu ortalık yerde rezil ettiremem. Hiç kusura bakma, babayın, annenin kapısına da o çocuğu göndermem. Açık ve net söyleyeyim. Kendileri söylüyor. O çocuk bu eve giremez diyor. Annesinin o çocukla ilgili, benim hakkımda ilgili yazdığı kelimeleri söylese siliyor. Annesi yazıyor, siliyor. Burada Murat haklı. Neresi haklı? Hemen söyleyeyim. Yani. Senin doğurduğun çocukla ilgili kötü düşünüyorsa annen, böyle mesajlar atıyorsa Murat da o çocuğu eve göndermemekle haklı. Hadi. Bizim ailede niye Murat'a yazan yok? Çocuğun hiç gördün şurada mü çocuk hakkında? Ya bir tane sizin kocuk aileden de, sizin şey, senin kızlarından da, kocandan da, senden de şu mesajı gördük diye ne? Söylesin. Yüzüme bak da söyle, yüzüme bak.
Çünkü bakacak yüzü yok. Senin kızın yine tutturdu. Ben çocuğumu alırım giderim annemde kalırım. O arada ev tutulur diyor. Ev var diye bari yalan söylemesinler bile. Tamam ya o önemli değil. O yalan söylüyor desinler. Alıştık. Biz ona bir şey demem. Yalan söylemesin abi iki senedir niye tutamıyorsun ya? Peki Esef Bey, Sevim Hanım en son mesajında dedi ki evin tutulmadan hiç İstanbul'dan buraya gelme dedi. Katılıyor musun buna? Ya ister gelsin ister gelmesin. Kendi gelirse benim kapım açık. Çocukla gelirse? Çocuk, ben çocuk mocuk kabul etmem Seda Hanım. E torunun senin ya yeter artık. Baksın herkes çocuğuna Seda Hanım. Bakarım diyor ya Nuriye Hanım baksın. Bakarım diyorlar senin kızın vermiyor ya. Tamam versin gelsin o zaman. Ben kabul etmem. Çocuk falan kabul etmem. Ama vermez o çocuk şimdi daha kırklı çocuklar. Vermezse sürünecek Seda Hanım. Adam canlı yayında beni ev falan tutmayacağım. Oturursan evde otur diyormuş ya. Dediğim. E dediysen tutamayacağım şeyi tutacağım deme o zaman. Ben kendim bakarım diyorum zaten. Benim ailem de bakar. Bak o zaman hadi ben çocuğa falan bakamam. Kendin kızın diyor yani. Ben o eve varırım. Çocuğumla birlikte annem de katar, babam da katar diyor. Havanur senin ağzın yok mu kız? Lan kendi sorumlusun. Sen niye konuşuyorsun? Ne konuşmuyorsun o zaman? Bize geldi mi car car konuşuyor. Oraya da konuşsun. Allah'ım yarabbim oğlum sus la. Hak edene konuşurum. Ben o çocukla seni kabul etmem. Gelirsen tek başına gel. Gelmezsen ben kabul etmem. Bunu kulağına iyi sok. Sayende. Hani ya. Ev tuttular herhalde? Hani ev tutulduydu? Ne? Hani ev tut diyor ev sana. Yok ev mev yok. Ev mev yok. Ev mev yok. Hak edene cevabı verilmiş. Ben hak etmişim ki bana cevap veriyor. Dün Murat'ın Havva Nur'un önünde diz çöküp hadi bütün ailece köleniz söyle ne istiyorsan demesinin altında bir şey yattığını ben hissettim. Ve bugün o haberi aldım. Murat'tan öyle bir hamle geldi ki izleyelim. Havva Nur bir türlü Karaman'a gitmek istemeyince Murat'tan sürpriz bir hamle geldi. Eşi ve çocuğuyla İstanbul'a yerleşmeye karar veren Murat buradan kendine iş aradı. Selamun aleyküm. Aleyküm. Abi ayrıştır kolay gelsin. Eyvallah. Abi benim işe ihtiyacım var da elemana ihtiyacınız var mı? Tabii kardeşim biz elemana ihtiyacımız vardı. Tamam. Abi benim zaten mesleğim özledim. Ben İstanbul'a yerleşeceğim. Burada yaşayacağım. Tamam kardeşim evde. Sıfır bir düzen, sıfır tamam. Bir düzen kuracağım. Ondan sonra burada da eğer işinize de uygun olursam burada da çalışmak isterim. Olur kardeşim bir deneyelim. Bak abi şöyle açık konuşalım. Önce sen benim çalışmamı göreceksin ki ona göre. Ya, tamam da kardeşim yani asgari ücret veriyoruz şu an mesela elemanlara. Hani asgari ücret veririm, sigortanı yaparım. Tamam abi önemli olan bana sigorta zaten. Günlük 5 ekmeğimi veririm. Günlük 5 ekmek. 5 ekmek veririm. Daha ne istiyorsun yani? Abi. Yeter ki çalış yani. Hani tamam elemanım. Abi benim yani çıkalım. Ömür boyu. Tamam kardeşim. Tamam. Abi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Tamam. Bir görelim. Başlayalım. Yani. Bir başlayalım. Görelim nasıl çalışıyorsun. Tamam. Mesleği fırıncılık olan Murat, şartlarda da anlaşınca nasıl çalıştığını göstermek için ekmek tezgahının başına geçti. Güzel kardeşim, ekmeği falan atman güzel. Tamam. Yarın sabah gelişe başla. Tamam, şunlar da şöyle. Yarın sabah gelişe başla güzel kardeşim. Tamam, hayırlı olsun. Sağ ol abi. Nuriye Hanım ev mev yok deyince Murat da dedi ki anladığım kadarıyla şimdi kendisi anlatacak. Ben buradan işimi bulurum, evimi de tutarım, burada kalırız. Karaman'da mısın? Nuriye Hanım sen gitmiyorsun onlarda. Kemal Bey sana o zaman dayalıdı şöyle bir apartta her şeyi sundular. Hepsini yok 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 dedin Havva Nur. O çocuk da gitti şimdi işini buldu. Evini de burada tutacak, burada oturacaksın. Ben size bunu daha önce sundum. Aslında daha kolay dedim. Demedin mi Murat? Burada olmanız daha kolay demedin mi? Yani sen tutturdun Karaman'da Karaman. Ha biraz yorucu oldu ama Allah razı olsun. Kimsem yok benim burada. Benim de kimse yok mu? Benim kimim var burada? Ya insanlar bir şekilde bir yerden başlıyorlar yani. Şu anda da kimsen yok burada. Sen kayınpederi, kayınvalideyi
saymıyorsun ki. Saymıyorsun, kusura bakma. Bir de güzel yiyeceğine bu bulduğum işe yakın bir de ev bulurum. Hı-hı. O mevkide. Hı-hı. Evet, konuşun karı koca. Kemal Bey, Nuri Hanım, bir önce ikisi konuşsunlar. Bir karışmayın, dinleyelim. Çok beklersin. He? Çok beklersin diyorum. Çalışmaz diyenlere. Aha, gittim bak hemen. Hemen bak, işim hazır bak. Ama dün baban da bağlandı sana, konuşsana diye bağırdı adam. Konuş, sen ne istiyorsun? Çalıştın 5 dakika. Düğün. 5 dakika mı işte, ama sonuçta adam beni işe çağırdı mı? Karaman'da da bu. He? Yo, ben burada kalacağım. Ben de gideceğim. He? Vallahi benim işim hazır. Ben şimdi bir de ev bulurum. Hı-hı. Ben giderim. Peki, dün programdan sonra konuştunuz mu? Yok, hastaneye gittik. Dün hastaneye gittik. Çocuk için mi? He, kontrolleri var. Her şey yolunda mı? Hı-hı. Çok şükür. Biri iyi olsun da. Vallahi çok haklı olarak Nuriye Hanım restini çekti. Ev mev yok, biz de karıştırmayın dedi, madem öyle dedi. Haklı. Çünkü ne yaptıysa kabul ettiremedi kadın. Dedi ki idareten gelin. Kemal Bey dedi ki adam biz de meraklı değiliz, göbekte atmıyoruz dedi, biz de kalın diye dedi. Ama seni inandıramadılar. Ben de dedim ki hatta idareten git, bu arada evin bulunur. Nuriye Hanım o anda... Hani ev bulunduydu? He? Şöyle bir şey yapalım. Ev bulunduydu. Şöyle bir kalenin şey yapalım orada. Seninle. Tamam dedi ki Kemal Bey ev bulundu. Ev bulundu değil mi? Niye ev arıyorlar o zaman? Bir dakika ne? Bulundu. Ya söz gelimi ev bulunur diyor Seda ablan. Yani bulundu, onu, ev bulundu diyor. Ya, Nuriye Hanım diyor ev ki. Ev bulursunuz demek. Ev arıyor Karaman'da. Kim ev arıyor? Sen. Ya ben belki orayı da beğenmeyeceğim. Ben işimi sağlam alayım yani. Ya, yedekte 3-5 tane bulundurayım da. Çevirme ne olur ya, ne olmaz. Ya öyle lüksü yok. Öyle bir lüksü yok. Beğenmeyeceğim diye bir lüksü yok artık. Hani... Oraları geçtik mi? Orayı geçtik. Ben işimi sağlam kusura alayım. Kusura bakma. Ben o kadar lafı duyduktan sonra, şimdi kusura bakma konuşuyorum da. Hı. Yani ben o kadar buradan, SFP'den olsun, burada lafı duyduktan sonra öyle bir lüksü yok artık Havanur'un. O şimdiki evde mecbur oturacak. Hiçbir şeye lüksü yok. Eve de lüksü yok, işe de lüksü yok, eşyaya da lüksü yok. Ha, eşyasına bir şey diyorum, o alınacak. Ya, bu bir gelin. Gereken neyse... Alınacak. Tamam da bunları hallettik, şurayı halledemedik. Dün şurada kaldık. Dedik ki bu ev hazır ama taşınması için yani evin kadınının başında olması lazım. Kadındır evi dizen dedik. Gidecek Serecek abla. Murat da en son şeyi kabul etti. Tamam götür o zaman annene bırak çocuğu, biz de seninle evimizi dizelim dedi. Nerede anlaşamıyoruz? Daha hala neyi toparlayamıyoruz onu şaşırdım. Bilemedim. Yani kalkın gidin diyorum, buradasınız hala. Tam sersin evini kendi. Niye kendimi sereceğim? Bak, Gizem'in en... Ben işime gücüme bakacağım Karaman'da. Ben kalkıp da sen ev dizerken ben yanında otur, kös kös oturacağım mı? Niye? Anlatsana abim ev sererken kös kös oturdu mu? Ama abin gece işine gündüz ev serdi. Sen ne yapacaksın ya? Ben daha oraya gittiğim zaman daha iş arayacağım bak, iş. Hani fabrikaya giriyordun? Tamam, fabrika hemen boyacı küpü batır çıkar, hemen alacaklar mı? Bizim orada kış sezonu. Karaman'ı bilmiyor gibi konuşma. Kışla ne alakası var, var ya? Var tabi. Ezberlemişsiniz bir kış sezonu. Lan Karaman'ı kendin bizden iyi biliyor. Yaşadığın şehir. Adam yaptığı imalatı dışarıya çıkaramadıktan sonra, yükleme yapamadıktan sonra, o tırlar çalışmadıktan sonra o adam işçiye ne verecek? Nasıl çalışacak? Şimdi 3 gün mü kaldı çocuğun kırkında olmasına? 4 gün. Gün sayıyoruz gördüğünüz gibi. 4 gün sonra çocuğun 40'ı doluyor. Gidecekler ama Havva Hanur dedi ki ben ev serilmeden gitmem. Vallahi annesi ben... Sevim Hanım da haber yolladı. Sakın oradan kıpırdamasın. Evin tutulduğunu, serildiğini görmeden kıpırdamasın dedi Sevim Hanım. Yani kıpırdamasına gerek yok. Hiç gelmeyecek zaten. Yani. Nasıl? Karaman'a götürmeyeceksin. Elinde şöyle oynatacaksın değil mi? Böyle oynatacaksın. Yo ben şimdi Karaman'a götürmeyeceğim. Nasıl olsa ailesi elimde... yok. Bir şey yok. Benim de yok. Seninkiler geliyor.